Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere toprak kirliliği ile ilgili bilgi vereceğim. Toprak kirliliği, toprağın içine veya üzerine atılan zararlı atık maddeler sonucu toprağın özelliğinin kaybetmesine neden olur. Toprak kirliliğinin nedenleri. Toprak kirliliği, erozyon, gübreleme, zararlı atık maddeler, hava kirliliği, su kirliliği ve benzer diğer nedenlerdir. Şimdi sizlere toprak kirliliği ile ilgili deneylerimizi göstereceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk olarak kirli bir çevreden bahsedelim. Gördüğünüz gibi çevremizde pet şişelerimiz, limon kabuklarımız, atıklarımız, her şeyi var. Gördüğünüz gibi gölümüzün içinde de pis atıklar bulunmaktadır. Bunlardan dolayı çevremiz çok kirlenir ve toprağımız da kirlenir. Toprak kirlendiğinden dolayı da suyumuza ve havaya da etki eder. Hadi bakalım suyumuz nasıl kirleniyor? Gördüğünüz gibi bu atıklar uzun süre kaldıktan sonra buralarda toprağın altına karışır ve toprağın altına karıştığı için yeraltı sularını kirletir. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar suyumuzu açıyoruz buradan. Evet, gördüğünüz gibi suyumuzu açtık ve suyumuzdan kirli bir su akmakta. Kirli su aktığından dolayı bunlar içme sularımıza karışıyor ve içme sularımıza karıştığından dolayı biz sağlık açısından kötü oluyor. Evet, sıradaki deneyimiz temiz çevredeki toprağın etkileri. Gördüğünüz gibi diğer yaptığımız deneydeki gibi değil, daha temiz. Evet, burada çiçekler açmış, gölün içi tertemiz, balıklar yüzüyor. Hemen buradan temiz çevredeki toprağın etkilerine dayalı suyumuzu açalım. Evet, burada görüldüğü gibi diğer deneyimizde de gibi değil de burada daha temiz, daha berrak su akmaktadır. Bu sağlıklı olmamız için toprağımızı temiz tutalım. İyi günler.